TOS 2020 Manisa Soranlı Gümülceli'deyiz. Yanımızda Nizamettin Bey. Evet. Rekor gelişim müşterimiz. Burada bağlarında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Evet, doğrudur. Burada neydi? Neler oldu? Neler gördük? Kısaca bir özetleyelim. Burada geçen sene çok az bir çubuk vardı. Bu bağıncı toprak, önce tatlı çubuk. Tatlı çubuk. Tatlı çubuk. 4200 metrekare. 4200 metrekare evet, bir alanda. Geçen sene yeterli miktarda gübre kullanmama rağmen bağda yeterli çubuk olmadı. Evet. Ama kışın Ocak ayında rekor gelişim gübresi kullandım. Evet. Burada bu bağ kaç yaşında? Kaçıncı bıçak ya da onu söyleyeyim. Bu dördüncü bıçak. Dördüncü bıçak değil evet, bağ. Evet. Dördüncü bıçaktır. Ne zaman kullandık? Kullanım tarihi. Ocak ayında Ocak kullandım. Ocak 2020'de kullandık. Evet. Evet. Dekara 1,5 torba kullandım. 1,5 torba. Özellikle kara toprak olan yerde çubuklarım daha zayıftı. Çubuk yapamıyordu. Hem çubuk yaptı hem de siz kendiniz şöyle de görüyorsunuz. Şöyle gösterelim şuradan. Siz yüzümü. Kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle geniş olarak. Tanem de çok güzel oldu. Hı-hı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sene... Bu sene çubuk da yaptı. Çubuk da yaptı. Tanem de güzel. Tane de güzel. Evet. Peki şey olarak, yıl olarak bu sene yılı nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bu sene yıl özellikle Mayıs ayında... aşırı sıcaklar bağları haliyle etkiledi. Yani bağcılıkla ilgili bu sene sezon çok iyi geçmiyor iklim. Evet, çok iyi geçmiyor. Mayıs'ın 13-15-17'si aynen. arasında 41-42 derece. Son 50-60 yılın evet. en sıcak yılı geçti. Ama bir de kış yağmurlarının az yağması da az yağdı. Oldu. Evet. Şimdi bağımızda geçen sene çubuk sürme sorunu vardı. Aynen. Bu kadar bu kalitede üzüm alabiliyor muyduk geçen sene? Hayır, tanesi ufaktı. Ufaktı. Şu an 10 numara diyebilir miyiz bunlara? Evet, gayet güzel, memnunum. Ve seneye daha iyi olacağını, çünkü bağ da kendini toparladı. Bağımız, seneye daha iyi olacağına inanıyorum. Bağımız kendini toparlayacak. Şöyle evet. gelelim, yavaş yavaş. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Göstererek gidelim. Devam edin siz anlatın. Vermiş olduğum su miktarı da geçen seneye göre daha az. Şimdi kış yağmurlarının evet. az olmasına rağmen evet. Verdiğimiz su az. Şöyle gösterin, ekranda görülsün. Şöyle. Burada... İzliyorsunuz. Herhangi bir siltme ile alakalı bir sorun burada var mı? Burada hiç siltme olmadı. Siltme olmadı. Burada olmadı. Şey olarak gayet güzel. Şurayı da şöyle gösterelim. Şöyle. Evet. Şimdi sulama konusuna gelelim. Bu sene kış yağmurları biraz dengesizdi. Yaz da şu saatten sonra aşırı sıcak geçiyor. Evet. Ne tasarruf sağladı? Sulama ile ilgili topraktaki değişimin sulamaya ne kadar faydası oldu? Mesela geçen sene ben buraya 10 günde bir suluyordum. Tatlı tamam. çubuk olduğu için. Hı-hı. Bu sene 2 haftada bir suluyor. Geçen sene yani, çubuk az olduğu için ben burada dekardan 500 kilo bile alamamıştım. Bu sene siz de görüyorsunuz. Ben bu sene buradan 750 kilo falan düşünüyorum. Seneye de hedefim 1 ton. 1 ton. İnşallah daha iyi olacak. Şöyle gösterelim şuraya da. Şu alttan da. Yani her evet. noktada aynı olduğu görünsün. Şimdi burada yaprak canlılığı, evet. çubuk... Çubukların olgunlaşması. Bunlardan da bahsedelim. Yeni yıl çubuklarının. Evet. Çubuklar da çok ince ve zayıftı. İnce ve zayıftı. Bu sene görüyorsunuz kendinizde. Şöyle göster. Şöyle göstereyim. Şöyle yeni yıl şeylerimizi. Evet. Bu sene çubuklar da gayet güzel. Çubuklarımız da iyi. Yeni evet. yıla da bu da verimimizin iyi olacağını gösteriyor. Aynen. Allah izin verirse. Şimdi bitki canlılığına devam ediyor. Yaprak canlılığı koruyor. Yaprak sayısı fazla. Üzüm tutumumuz güzel. Şöyle tekrar gösterelim. Üreticiler görsün. Burada rekor gelişim ürünümüz kullanıldı topraktan. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu seneden gelecek yılı hazırlıyoruz. Evet. Bağcılıkta da bir önceki yıldan bir sonraki yıla geçiş oluyor. Sulamadan tasarruf ettik. Zamanda %50 zaman tasarrufumuz aynen, var. Aynen. Yani sulama aralığımız. Evet. Çubuklarımız oldu, sürdü. Üzümümüz, tutumumuz iyi. Tanemiz güzel. Güzel. Evet. Bir de burada atmadığınız bir yer vardı. Orada da mesela bir sırada yettirememişsiniz. Evet. Baktık şimdi az önce taneler ufak. Taneler ufak. Sürgün yine az. Sürgün yine az. Cansız bağımız. Evet. Yaprak sayısı az. O biraz da tesadüf oldu. Yani aradaki farkı siz de ben de net bir şekilde görmüş oldum. Yani öyle aslında söyleyeyim. Şöyle rekor gelişim 12 yıldan beri üretilen bir ürün. Evet. Türkiye genelinde satılıyor. Burada biz bunları biliyoruz ama bu videoları şunun için çekiyoruz. Evet. Şimdi üreticilerimizin de bazı yeni teknolojileri, yeni sistemleri, yeni ürünleri görmesi, alıp kullanıp denemeleri ve onlara evet. örnek olması amacıyla. Şimdi rekor gelişim kullandınız.
bir bedel ödediniz. Evet. Ödediğinizin bedelin karşılığı kaç katı size dönmüştür burada? Ekonomik anlamda ne hesaplayabilirsiniz geçen yıla göre? Şöyle bir şey. Geçen sene dediğim gibi işte bağ bakımsızdı, çubuk azdı. Tamam. Sürgün yapamıyordu. Hem gelecek yılı hazırladık. Gelecek yılı hazırladık. Ondan sonra tanem güzel, çubuğum güzel. Seneye yani bir kere 800 ile 1 ton arası burada ürün bekliyorum. Bu sene zaten yeterince şey yaptık. Evet. Şöyle bir bağ üstü gösterebilir miyiz? Güneş almazsa şöyle üstte tepeler hala sürüyor. Dönelim böyle. Gelelim şurada. Rekor gelişimi öncelikle Manisa bölgesinde. Zaten üzüm derince Türkiye'de Manisa. Evet, birinci doğru. Sırada. Tavsiye eder misiniz? Gönül evet. Rahatlığıyla. Hatta bu civarda komşu köylülerim var. Evet. Onların da tatlı çubuk şu üstümde, karşımda, alt tarafta. Onları da tavsiye ettim. Mutlaka kullanmalarını istiyorum. Gelip geçen, az önce dediğim gelip gibi, geçen, buradan gelip mal geçen, meydanda yani. Tabii. Gelip geçen buradaki diğer evet. üreticiler bağınızla ilgili ne yorum yapıyor? Onlar da bu değişimin farkında mı? Evet, farkında. Az önce hatta oturmuş olduğumuz arkadaş, işte sen bağ ne kullandın? Senin bağında geçen seneye nazaran İşte bir yeşillik, balkanlık. Yani çok uyuzdu, uyuz bir bağdı öyle söyleyeyim. Şu anda? Dal sürgün yapamıyordu. Hem şu an üzüm var hem de dal budak yaptı. Su kullanma miktarım da azaldı. Her yönden memnunum yani. Buradan bir ekleme yapmak istiyorum. Rekor Gübre AŞ firmasının rekor gelişim taban ürünü artı yapraktan uyguladığımız rekor gübre. Yaprak gübremiz var. Bir evet. dahaki sezona bağların uyarış döneminde başlayacağız. Evet. Tutuma kadar. Tutumdan evet. sonra da bir kere ve bağ ve diğer ürünlerde zeytin olur farklı meyve ağaçlarında hasat sonrası bakımlarda kışa girmeden bir kere uygulama öneriyoruz. Var mı eklemek istediğiniz buradan? Rekor gelişime çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Almış olduğunuz para kat ve kat helal olsun. Biz de çok memnunum. Teşekkür ediyoruz. Ve bütün çiftçi arkadaşlara da rekor gelişimi öneriyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler.